Metropolitan Sanat Müzesi'ndeyiz ve beyaz mermer heykellerin sıra sıra dizildiği muazzam bir avludan geçtik. Köşeyi dönünce karşımıza iki heykel çıktı. İspanyol heykeltıraş Pedro de Mena'nın iki eseri. Acı Çeken Adam ve Acı Çeken Meryem Ana. Orjinal isimleriyle Ecce Homo ve Mater Dolorosa. Kendisi... Bu yarı insan boyutlarındaki heykelleri eşleştirmesiyle bilinir. Bu heykellerin her ikisi de polikrom ahşaptan, yani Batı sanatında heykel deyince ilk aklımıza gelen türden heykeller değil. Yüksek sanat eseri sayılması için heykellerin beyaz mermerden olması gerektiği gibi bir varsayımımız vardır. İşte bu heykeller bu varsayımı sorgulatıyor insana. Ahşap, terrakotta veya kaymak taşından heykeller Avrupa'da farklı dönemlerde, farklı yerlerde yaygındı. İspanya'da ahşap heykellerin uzun bir geçmişi vardır. Bundan sonra da polikrom ahşap heykeller gelir. 17. yüzyılın öncesinde yüzey süslemeleri yani estofado tekniği yaygındı ve heykellerin yüzeyine altın yaprak uygulaması yapılırdı. Sağdaki İsa heykelinin kırmızı elbisesinde yine bu altın izlerini görebiliyoruz. Ancak 17. yüzyılla beraber sanatçılar daha doğal tonlara, örneğin cilt tonlarına meylediyor ve heykelin farklı yerlerini detaylarıyla göstermeye çabalıyordu. İsa'nın çarmıha gerilmeden önce kırbaçlanması ve dövülmesinden dolayı oluşan yaralar, dikenli taçtan dolayı akan kanın izleri, ahşap boyandığı için çok daha can alıcı sanatçı burada farklı tür imgeleri işlemiş ve farklı geleneklerden ilham almış. Bir tanesi Hollandalı sanatçı Dirk Bauts'un yaptığı yine çift halindeki tablolar. Diğeri de Pedro de Menya'nın kendi yöresinden olan sanatçıların tablo ve heykelleri. Sanatçı bu heykelleri ahşaptan yapmış ancak daha sonra gesso ile kaplamış. Lonca kurallarına göre heykeli heykeltıraş, boyama ise ressam yapmak zorundaydı. Ressamlar heykellere enkarnasyon süreci ile yeniden hayat katardı. Burada da tam olarak bunu görüyoruz. Heykeller üç boyutlu olduğu için bunlara bakar bakmaz bir empati duyuyoruz. Tıpkı bizim bedenlerimiz gibi bu bedenlerde alan kaplıyor. Heykele eklenen başka öğeler de canlılık hissini arttırıyor. Örneğin camdan gözler, gerçek kirpikler İsa'nın dişleri ya fil dişinden ya da ahşaptan, dikenli taç ise bir o kadar keskin ve dehşet verici görünüyor. Meryem Ana'nın suratına reçineden gözyaşları eklenmiş. Az önce geçtiğimiz alandaki heykellere geri dönersek, figürlerin idealleştirilmiş tipler olduklarını görürüz. Gerçek olamayacak kadar kusursuzlar. Michelangelo'nun Pieta eseri mesela ki bu da dini duygular uyandırsın diye yapılan heykeldir. İsa'nın yaraları burada da var ancak Rönesans'ta beyaz mermer kullanıldığı için heykel bize illaki uzak geliyor. Burada ise heykelle aramızdaki mesafe eriyor. Duygusal olarak doğrudan işin içine dalıyoruz. Yalnızca Avrupa ve antik Akdeniz'de değil, dünyanın her yerinde heykeller kimi zaman boyanmıştır. Buradaki iki heykel de bize bu nesnelerin kimin görmesi için yapıldığını ve nasıl kullanıldıklarını hatırlatıyor. Bu heykeller yalnızca sanat eseri olarak üretilmedi. Dini bir manaları da vardı. Bu heykeller belki de bir şapelin ya da manastırın içindeki altar panosunun köşelerine konuldu. Belki cam bir kubbenin altından insanları selamladılar. Ancak amaçları farklı olsa da bizim bugün müzede baktığımız gibi insanlar bu heykellere yakınlaşabildiler. İsa'nın bedenindeki kan izlerini ve yaraları annesinin hüznünü görüp irkildiler. Bir ibadet mekanına girip ibadet etmek isteyen, dua okumak isteyen biri için bu heykeller inanılmaz duygu yüklüydü. Bu tip heykeller sanat tarihinde genelde görmezden gelinmiştir. Müzelerin bu eserleri toplaması veya depodan çıkarıp sergiye koyması çok yeni bir durumdur. Bunun bir sebebi de heykellerin insana biraz rahatsızlık vermesidir. Zira o kadar gerçekçiler ki işkence görmüş bir vücudu zihnimizde kolaylıkla canlandırmamıza sebep oluyorlar. O yüzden bu heykeller sanat deyince ne anladığımıza, kafamızda ilk canlanan şeye hiç uymuyor.